Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Merkel, Ermenistan'la olan sınırların açılması konusunda bir talepte bulunmuştu. Önümüzdeki günlerde ekonomik ambargonun kaldırılmasının yönelik adımlarında gündem edilmesinden bahsediliyor. Hatırlanacaktır bu konular, dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer batılı ülkelerce de yenilenmektedir. Ermenilerin Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır iddiasıyla 4T formülü olarak ifade edilen ülkemizden bir dizi talepte bulunduğu malumdur. Tanıma tanıtma, toprak ve tazminat. Türkler 1915 senesinde Ermenileri elbette ki soykırıma tabi tutmamışlardır. Çok büyük bir açlık ve sefaret içinde silahsız ve mühimmatsız verilen 1915 mücadelesi hakkında tarihe düşen şu menüyü sizlerle paylaşmak isteriz. Yıl 1915, yer Çanakkale, adres 43. Alay, 1. Piyade Taburu, 1. Bölük, 15 Haziran, sabah üzüm hoşafı, öğlen yemek yok, Akşam yağlı buğday çorbası ve ekmek. 26 Haziran. Sabah yemek yok, öğlen yemek yok, akşam üzüm hoşafı ve ekmek. 18 Temmuz. Sabah üzüm hoşafı, öğlen ve akşam yemek yok, sadece ekmek. 8 Ağustos. Sabah yarım ekmek, öğlen yemek yok, akşam şekersiz üzüm hoşafı, ekmek yok. Bize bir buçuk milyon Ermeni katlettiniz diyenler Türk'ün varlık savaşını hangi şartlarda verdiğini iyi değerlendirmeliler. Türk milleti 1915 senesinde açlıktan at pisliklerindeki arpaları seçerek yiyip hayatta kalmış ve bağımsızlığının derdine düşmüştür. Siz bu büyük azim ve kararlılığı kirletmeye çalışan sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı bir antitezi hangi ders kitabında, hangi tarih kitabında okudunuz? Maalesef Türk eğitim sistemi Müslüman Türk gencini milli davaları konusunda gerekli hassasiyetle yetiştirememektedir. Aynı konu milli meselemiz Kıbrıs için de geçerlidir. Ancak tam bağımsızlığını korursa ayakta kalabilecek Kıbrıs bugün kurtlar sofrasında ama yetkililerimizden tek ses çıkmamakta. Ermeni soykırım yalanı veya Kıbrıs konusunun bu kadar pervasızca Türklere telkin edilebilmesi, yitirilen milli şuurun Batı tarafından fark edilmesi sebebiyledir. Türk milleti yüzünü Batı'ya döndükçe milli değerlerinden ve varlık sebebi Müslüman Türk şuurundan uzaklaşmaktadır. Biz soykırım yapmadık. Bunu bizler ve bu iddianın sahibi Batı çok iyi biliyorlar. Oysa batının karnesi Müslüman'ı yeryüzünden silmeye uğraşan ağır katliamlarla dolu. 1880 ve 1920'de Ermenilerin Bakü'de yaptığı Azeri soykırımında 250 bin kişi hayatını kaybetti. 1994-1995'te Balkanlarda, Kosova'da ve Bosna'da yapılan Müslüman katliamları neticesinde binlerce insan öldü. 1995'te Srebrenica'da 8 bin erkek Müslüman boşnak katledildi. 1992'de Hocalı katliamında Ermeniler bir gecede 613 kişiyi öldürdüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman Türk dünyası ve İslam alemi için çok önemlidir. Sadece bizim meselemiz olan Ermeni yalanı veya Kıbrıs için değil, Kuzey Irak Türkmenleri, Batı Trakya Türkleri, İsrail işgalinde inleyen Filistin, Afganistan, Tunus, Mısır ve Suriye Türklerin tarihten gelen Müslüman Türk şuurunu, adalet anlayışını ve kuşatıcılığını bekliyorlar. Profesör Doktor Haydar Baş.